herhangi bir insana ya bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmak, yani bunun üzerinden bir şeyler söylemek zorunda bırakmak, gençlere seslenmek. Bunun sorumluları var elbette. Çok üzücü. Böyle bu gündemi can yakıcı hale getirmek o kadar üzücü ki. Ya bu memlekette yaşayan hem bir gazeteci hem bir yurttaş olarak sahiden çok üzgünüm. Ben Aleviyim dedi Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın bu zamana kadar seçimde hangi argümanların üzerinde tepiniyorsa aslında bir bir elinden almaya başladı. Kürtler dediği birkaç gün önce paylaştığı videoda da bunu yapmıştı. Belki de tam da Günder'e hançer saplamıştı ve bir kez daha oldu. Ne diyecek bundan sonra çünkü artık elinden aldığı için Sayın Erdoğan? Aslında sürekli o geriden geriye söylediği çıkıp miting meydanlarında Alevi'ye oy vermeyin. Bu cümleyi kurmak zorunda kalacak. Onu mu söyleyecek ya da gündemini kapatmak durumunda mı kalacak? Bir kez daha elinden aslında kurduğu siyaseti almış oldu Sayın Kılıçdaroğlu. Ama birileri rahatsız oldu. Kim o birileri? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi vekillik yarışında kendisi. Dedi ki niye Alevi olduğunu söyledi ki? Niye böyle bir açıklama yaptı da daha önce bu açıklamayı yapmadı? Böyle bir sorusu var. Asıl olan soru şu aslında. Sayın Soylu'nun sorması gereken soru şu. Genel Başkanı'na, AKP Genel Başkanı'na, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na dönüp şunu sorabilmeliler. Siz bunca yıldır miting meydanlarında biliyorsunuz Alevi diye neden Kılıçdaroğlu'nu yuhalattınız? Bu soruyu sorabiliyorsanız sonra bu açıklamayı arkasından eklersiniz. Nasıl bir siyaset kurdular? İzleyelim. Bizim için Alevilik, Sünnilik ölçü değil. Bu topraklar bizim. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır. Alevidir. Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya. Hani Alevilik vardır ya kendisinde. Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli'nin malum Alevilik kültüründendir ya. Kendisi de Alevidir ya. Eğer Alevilik Hazreti Ali'yi kerremallahu vece sevmekse ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Kılıçdaroğlu Alevilik kültürünü iyi bilmesi gerekenlerden değil mi? Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir. Yani bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de bilir diyorlar. Alevidir diyorlar. Kendisi Alevi kültüründen ya. Rahatsız olmuş. Sayın Kılıçdaroğlu, hani sen Aleviydin? Hani sen Alevi kültüründen geliyordun? Alevi kültüründe bile böyle bir anlayış yok. Güya oradan geliyor ama bunun bile farkında değil. Bu siyaset elinden alındı aslında. Öyle mi oldu? Gazeteci Musa Özurlu ile konuşacağız. Musa Özurlu merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şule Aydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu bence Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en tarihi, en net çıkışlardan biriydi. Videoyu izlerken tavrıyla, o objelerle, ses tonuyla belki hepsini de görebilmek mümkündü. Kullandığı sözcüklerle, seçtiği sözcüklerde de bunu görebilmek mümkündü. Çünkü birkaç gün önce daha yine Kürtler diyerek paylaştığı videoda da benzer bir tavrı görmüştük. Öyle mi? Bu çıkış bir tabuyu yıkar mı? Kesinlikle katılıyorum Şule Aydın. Gerçekten çok iyi hazırlanmış bir video. Hatta ben bu videoyu izler izlemez yanımdaki bir arkadaşıma şey dedim. Kemal Bey dinlenmiş ve sesi de o şekilde çıkıyor. Hani biz yayıncılar anlarız bunu. O nedenle söylüyorum. Ve içindeki özellikle kelimelere dikkat edecek olursak, kavramlara dikkat edecek olursak konsantre bir biçimde çok yere işaret eden bir mesajdı bu. Ve zaten gördüğü ilgi de ortada. Dolayısıyla bir tabunun yıkılabilmesi açısından tarihe geçecek bir videoydu bu. Yani bir mesajdı bu aynı zamanda. Birkaç başlık altında görebilmemiz mümkün bunu. Birincisi siz de belirttiniz. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki argümanları aldı. Ve uzun bir zamandır aslında Kemal Kılıçdaroğlu inisiyatifi ele geçirmiş durumda. Ve bunu da çok büyük bir başarıyla devam ettiriyor. Halka nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla da bu önüne çıkabilecek olan şeylerden, argümanlardan birisiydi. Ve bunu da şimdiden ekarte etmiş oldu.
İkincisi ise bence çok daha geniş anlamı olan bir şey. Bu söylediğim tabii seçimle ilgili bir durumdu. Fakat çok daha geniş anlamı olan bir şey var. O da şu, Beytülmal'e dokunmayacağı ifadesini kullandı ki İslam içerisinde çok önemli kavramlardan bir tanesi bu. Ve ta halifeler döneminden bu yana tartışılan konulardan bir tanesi şunu kastetmiş oldu. Ben halkın parasını, halkın hazinesini kimseye peşkeş çekmeyeceğim. Bu çok önemli. İkincisi ise tabii herhangi bir şekilde Alevi olduğunu belirtmiş olması yine bu seçim süreciyle sınırlanmamalı. Geçmişten geleceğe yönelik bir mesaj olarak alınmalı ki bu toplum içerisinde maalesef böyle bir tabu var ve bu tabunun da, tabuyu da tamamen paramparça etmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncüsü ayrım yapmayacağı konusunda vermiş olduğu mesajlar. Yani kendisinin daha önce işte bir takım politikacıların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elbette yönelttikleri bir şey vardı. Bir itham söz konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun bir angajmanla hareket edeceği şeklinde. Fakat Kılıçdaroğlu böyle hareket etmeyeceğinin de mesajını özellikle de gençlere vermiş oldu. Orta Doğu batağı ifadesini kullanması da çok önemli. Çünkü orada da mezhep körüklenerek bir takım çatışmalar yaşatıldı insanlara. Dolayısıyla Türkiye'de artık bunların aşılması gerektiği mesajını net bir biçimde vermiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nedenle tarihi bir açıklamadır, tarihi bir mesajdır. Bir şey daha var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hani siz az önce izlettiniz bu videosundan sonra şey var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilikle ilgili olarak siz biliyorsunuz Alevilik kültüründen gelmedir ifadesini kullanması defalarca. Aleviliği bir kültür olarak değerlendirmesi. Elbette her şey bir kültürdür. Her şeyin de bir kültürü vardır. Ama Alevilik bir kültür değil, bir inançtır. Kemal Kılıçdaroğlu da en başta mesajına girişinde Hak Muhammed Ali İslam inancı derken aslında buna da bir cevap vermiş oldu. Yani Aleviliğin bir kültür değil, bir inanç sistemi, felsefesi olan bir sistem veya aynı şekilde dinsel bir yorum ve özeline bakacak olursak İslami bir yorum olduğu mesajını da vermiş oldu. Bu nedenle aynı mesaj içerisinde çok sayıda alt okuma görmemiz mümkün. Şimdi bir genel başkan olarak, yani bir siyasetçi olarak da, bir cumhurbaşkanı adayı olarak da yani bu çıkışı ilk kez kullanması, yani bir siyasetçinin de kullanması açısından da önemli ve sizin söylediğiniz o tek tek alması, yani yaptığı siyaseti, Erdoğan'ın üzerine kurduğu siyaseti tek tek elinden alması da bir yere sıkıştırır mı şimdi Erdoğan'ı? Yani az önce sizin ifade ettiğiniz biliyorsunuz Alevi ya da işte Alevi kültüründen geliyor biliyorsunuz, biliyorsunuz o videoda da vardı. Bunun ardından artık ne yapabilir ki Erdoğan? Yani iki seçeneğe mi aslında bıraktı? Ya gündeminden artık bunu çıkarmak zorunda ve onu yapacak ya da bilinçaltında ve sürekli dilinin altında kullandığı şeyi çıkacak meydanlarda söyleyecek. Alevi'ye oy vermeyin mi diyecek. Umarım Erdoğan artık bu tür şeylerin, bu tür söylemlerin, bu üslubun herhangi bir şekilde faydalı olmadığını ya da halkta karşılığı olmadığını görür. Dikkat edecek olursak Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak artık Erdoğan'ın daha önceden yani son dönemlerde ortaya koyduklarının hiçbirisi halkta bir karşılık bulmuyor. Erdoğan'ın aslında inandırıcılık sorunu var şu anda. Dolayısıyla Erdoğan bundan sonra hele hele böyle bir hassas bir konuda zannediyorum bu üslubunu değiştirecektir. Değiştirmek zorunda kalacaktır. Aslında kendisi bunu değiştirmek istemez. Yani fakat değiştirmek zorunda kalacaktır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklama yapmış olması da bir şekilde zayıf bir tepki olarak görülebilir. Çünkü aslında bir temellerinin olmadığını ve halkta bir karşılığının olmadığını görüyorlar. Yani Kılıçdaroğlu daha önceden çeşitli kesimlere Türkiye'de mesajlar vermiş birisi olarak gerçekten de burada da samimiyetini ortaya koydu ve bu samimiyet halk tarafından kabul gördü. Zaten bu videonun, bu mesajın daha doğrusu bu kadar izlenmiş olması ve şu ana kadar örneğin biz de sokaktayız. İnsanlardan herhangi bir tepkinin olmaması da Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir karşılık bulduğunu gösteriyor ve zannediyorum Erdoğan da artık bunu çok iyi görebiliyor. Evet. Musa Özurlu, çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız, sağ olun. Değerlendirdiniz bu tarihi çıkışı. Çok teşekkür ederiz. Gazeteci Musa Özurlu ile konuştuk. Bir taraftan gündem bu. Bu çok da tartışılacak. Bir başka araştırmacı konuğumuz da olacak. Nasıl yansır? Gençlere seslendi evlatlarım diye. Çünkü gençlerin gündeminde de böyle bir konu var mı? O sandığa nasıl yansıyacak? Onları da tartışacağız. Ama günün önemli başlıklarından biri o beklediğimiz oy pusulası var. YSK tarafından da onaylandı. Bir metre. Tam
1 metre. Bunu zaten kapatırken işte oraya gitti, mühür buraya gitti tartışması sürerken 1 metre geniş bir oy pusulamız var. Kafaları karıştıracak mı? O ayrı bir yerde. Çünkü 16 ilde Millet İttifakı diye olmayacak. Bir taraftan bana gelen, en çok gelen mesajı da söyleyeyim. Millet Partisi var hemen en başta.